AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar, Nejat Koçer, Mehmet Sarı, Mehmet Erdoğan ve Ali Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, AK Parti İl Başkanı Mehmet Üzer, partililerle il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle bayramlaşan bakanlar ve milletvekilleri törene katılan çocuklara hediye verdi. Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Suriye'de akan kan ile ilgili olarak keşke hiç olmasa, bayram dolayısıyla akan kan durabilseydi, ölümler durabilseydi, komşumuzdaki yangın bizi de tedirgin ediyor, etkiliyor dedi. Ne amaçla olursa olsun kan akması kesinlikle insanın sevinebileceği, kabul edebileceği bir şey değil. Çelik 13 ilin büyükşehir statüsüne katılması ile ilgili olarak büyükşehirlerin 13 yeni büyükşehir belediyesi 29'a çıkarılması, Kocaeli ve İstanbul'daki gibi 27 büyükşehirin il sınırlarının belediye sınırları olmasının aslında yerel yönetimler açısından bir devrim olduğunu ifade etti. Çelik hizmetlerin en kılcal damarlara götürülmesi için önemli bir adım atılmıştır diye ifade etti. Esas amaçlarının kırsalda da imar planları dahil olmak üzere her türlü hizmetin götürüldüğü yerleşim birimleri oluşturmak olduğunu dile getirdi. Aslında başından itibaren bu meseleyle ilgilenirken ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Her zaman dedik, kapı komşumuz evini yakmaya kalkışırsa bana ne diyemeyiz. Bu bizim meselemiz değil diyemeyiz. Dolayısıyla Suriye bizi etkilemeye devam ediyor. Gaziantep'te de yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Fatma Şahin de 2013 yılının büyük yatırım yılı olacağını söyledi. Bakan Şahin 1-1,5 yıl önce seçim öncesi 2023 Gaziantep çalışması yapmıştık. Bunu halkımızla paylaştık. Nereleri yapıp yapmadığımızı yine halkımızla paylaştık. Büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiriyoruz. Eğitimde sıkıntılarımız var. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz. Sağlıkta, devlet su işlerinde 2013 büyük yatırım yılı olacak. Bu açıdan baktığımızda Gaziantep'te hedefe 2023'ten çok daha önce ulaşacağız dedi.